Nasılsınız? Dur bir dakika arkadaşlar. Bayağı güzel yanmışsınız. Senin burnun bir tık kızarmış. Evet. Yoğurt mort ister misin? Yok şimdilik iyi. Sen de haklısın. Güzel konuştum. Evet. Siz çok fazla yanmamışsınız. Herhalde makyajdan ufak bir kırmızılık falan var. Hayır, ben Miami'de yandım bebeğim. Ya zaten bir tık böyle çok az yanabiliyorum. Beyaz tenli olduğum için ve Karadenizli olduğum için. Karadenizler anladılar. Ufak bir tüp patlıyor. Sonra diyorsun ki yoğurt getirin diyorsun. Hemen toparlanıyor. Biraz zor konuşuyorsunuz herhalde. Hareket etmekte zorlanıyorsunuz. Galiba. Evet, güzellik bu. Çok zor arkadaşlar. Barış Avcı sağ olsun çok tatlı kıyafet dikti ama işte dedi ki bir kadın eğer rahatsız oluyorsa güzel görünüyordur. Doğru mu? Evet, çok şükür. Tamam, teşekkür ederim. Moon Life ödül töreni. Evet. Güzel bir ödül töreni. Neler söylemek istersiniz? Nasıl vakit geçirdiniz? Vallahi o kadar güzel tatile gelmiş gibiyiz. Keşke böyle 2 ayda bir yapsalar. Ben buradan Alper Bey'e sesleniyorum, Berna Hanım'a. 2 ayda bir ben okeyim. Böyle ödül törenlerine okeyim. Diğer türlü olmasa da olur. Vallahi çok keyifli. Çok güzel ağırlıyorlar bizi. Siz de zaten buradaydınız. Böyle yani deniz, kum, bir de böyle oyuncularla bir araya geliyorsun ya, sohbet, muhabbet. Güzeldi. Kumara hiç girmiyorum. Okey. Yaza nasıl değerlendireceksin? Neler yapacaksın? Var. Şimdi ben bayramdan sonra sete çıkıyorum. Dijitale bir bölüm çektim. 12 bölüm daha çekeceğiz. Sonrasında yeni sezon için bir opsiyonlu bir anlaşma durumu var. Tabii ne olur ne biter bilmiyorum. Abi hoş geldin. Böyle. De tiyatro oyunu olacak gibi yine. Tatil falan yani. Var mı? Planlar yapıldı mı? Ben yeni geldim. Bir iki kere bir ablamın yanında Miami'de yaşıyor. Gidip geliyorum. Ben yapıyorum tatilimi. Öyle. Bu kadar. Aşk var mı aşk? Aşk. Ben öyle şeyler kullanmıyorum. Vücuda iyi geldiği söyledi. Hayır, öyle şeyler kullanmıyorum arkadaşlar. İyiyim, gayet sağlıklıyım. Yüzüm gülüyor. Niye sen böyle sorularsa? Ben öyle anlaşmamıştım seninle. Niye aşk mutsuzluk mu getiriyor yani? Yüzüm ben gülüyor hiç der. Kullanmıyorum öyle şeyler. Çok mutluyum, keyfim yerinde. Dedim bak yarın 3 gün sonra ben kesin aşık olurum. Anneannem demişti rahmetli büyük konuşma diye ama iyiyim. Çok fazla oluyor mu böyle büyük konuştuğunuz başınıza geldi? Hep geliyor yani. Onun için geri sarabiliyor muyuz arkadaşlar? Şimdi hayırlısı büyük, kısmet diyoruz. Evet. Büyük konuştuğunuza göre herhalde aşka ihtiyaç duyuyorsunuz diyebilir miyiz? Ya bu bir ihtiyaç. Evet, ihtiyaç da olabilir. İnsanların birbirini sevmesi, ruhunu okşaması keyifli diye düşünüyorum. Hani isteyene çocuk gibi oldu, isteyene versin der gibi ama Rabbim herkesin gönlüne düşeni yaşasın istiyorum. Genç ve güzel bir kadınsınız. Şansını deneyenler oluyor mu? Yani zor bir insan mısınız? Biraz oluyor. Yo, aslında kısmet nasip olmuyor. Tabii deneme çabalarım oluyor. Böyle bir yemekti, bir date deniliyor değil mi? Yaşlandım ben artık çocuklar ya. Yeni evli arkadaşlarımız var aramızda. Ne diyorsun evlilik konusunda? Hadi biraz senden bahsedelim. Lütfen hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim ama benim bir şey söyleyeceğim. Böyle düğün, bütün cemiyeti toplayıp nikah yapmak nedir? Mesela ben bunu merak ediyorum. Yani cemiyeti toplamadık ya. Bütün oyuncu kaldı. Çok iyiydi. Bayıldım. Allah nazarlardan saklasın. Ben yoldaydım. Bunu alın buradan ya. Ben gideyim abi, mi? Dedim, çok terledim çünkü zaten tamam. Beceremiyorum bu röportaj işlerini. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür abi. Ederim ben de. Manken güler gibi oldu.